Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu. Maaşlar ve ikramiyeleri artılacak 3600 ek gösterge taslağı ortaya çıktı. Kim kaç ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte merakla beklenen o liste. Yapılan açıklamalara göre kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık %21 ile 22 oranında etkileyeceği öngörülüyor. Örneğin 6000 TL emekli maaşı alan bir öğretmen 3600 ek gösterge çıkarılması durumunda maaşı 7200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışla tekabül ediyor. Milyonlarca memurun emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi mayıs ayında mecliste olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge taslağı da ortaya çıktı. Memur Sendikaları Konfederasyonu 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Düzenleme ile örneğin 1 bölü 4 derece ve kademeye sahip 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5410 lira olan emekli maaşında 3600 ek gösterge girmesi halinde 1186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44.449 lira artış yaşanacak. Yapılan hesaplamalara göre kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık %21 ile 22 oranında etkileyeceği öngörülüyor. Örneğin 6000 TL emekli maaşı alan bir öğretmen 3600 ek göstergeye çıkması durumunda maaşı 7200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir diye açıklandı. Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde %21-22 oranında artacak. Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye yaklaşık 245 bin TL'ye çıkıyor. Göstergedeki bu değişiklik şu anda emekli durumu da olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında ek göstergedeki farklılıklara göre değişebilse de yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak. Sabahtan Faruk Erdem'in haberine göre ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra memur senin tüm ünvanlar bazılarındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi. Memur sen ek gösterge artışı konusunda bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkında yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının talep edilmesi istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen 10 Mayıs'ta son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda son istişare görüşmelerin yapılması bekleniyor. Ek gösterge konusu, kamu personel sisteminde yaşanan ek göstergelere ilişkin çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçişiyle değerlendirilecek. Tüm unvanlar gözden geçiriliyor, herkes beklentilerin farkında, bazı unvanların ek gösterge cetvelinde yerleri değişecek. Bazı ünvanların ek gösterge rakamları en az 600 artacak. Bu ünvanlarda kadro ünvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı gözetilerek daha fazla artırılacak. Bu açıklamalar çerçevesinde kademeli geçişte masada. Sendikalar ile bakanlık temsilcilerinde hakim olan görüş ek gösterge konusundaki sorunu tarihe gömmek. Bu sebeple kademeli geçişte masada. Ankara'daki hava şu an böyle. Hazırlanan taslaklara ilişkin ek gösterge taslaklarından bir tanesi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.